sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Nasılsınız sevgili kabuklu varlıklar? Eylül ayı çok güzel bir ay. Eylül ayı yorumlarıyla Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi adına hizmetinizdeyiz. Evet sevgili Demet, güzel bir ay var. Evet. Gezegenler, pozisyonlar iyi, dolunaylar var, yeni aylar var, güzel güzel trineler var. Uranüsler geliyor, yengeç gibi böyle Jüpiter yengeçte hareket başladı, Satürn'den destek almış, Neptün evet. Güzel gidiyor. Yengeçler için bayağı iyi bir dönem başladı. Çünkü Temmuz ayı zordu, Ağustos ayı hazırlıktı. 1 Eylül'den itibaren yengeçler, sevgili kabuklu varlıklar, sizin döneminiz. Evet Demet. Evet, ayın geneline baktığımızda ana etkilerden biraz bahsedelim. İlk etki 5 Eylül'de Başak Burcu'ndaki yeni ay olacak. 13 derece Başak Burcu'nda doğacak bu yeni ay. Yengeçlerin 3. ev konularını etkileyecek. Bunlarda yakın çevreleriyle ilişkiler olabilir, iletişim, eğitim, seyahatler daha fazla gündeme gelebilir. Belki yeni bir otomobil alımı, iletişim cihazı alımı olabilir. iPhone alabilir. iPhone alabilir. Samsung, Galaxy, evet. Yeni bir cihaz alabilir. Jüpiter de destekliyor. Güzel bir yeni ay. Teknolojik bir cihaz alabiliyor. Evet. Bir anda böyle çok teknolojik bir otomobil alabiliyor. Evet. Bir anda işte otomobiline bir navigasyon cihazı takabiliyor. Teknolojiyle daha haşır neşir olacak. Aslında yengeç teknolojiyi çok seven bir burç grubu değil. Evet. Yengeç değil. Daha böyle kitap okuyorsun, felsefe yapsın, evinde dekorasyonla uğraşsan, antikalarla uğraşsın, işte antikacılarla uğraşsın, evet, tıp boyalarla uğraşsan, evi boyasın filan, evet. Yemek yapsın, salatalıkla uğraşsan, böyle bir burçtu. Ama biraz daha demek ki bu sevgili yengeçler, hı-hı, ne yapıyorlar? Teknolojik oluyorlar. Jüpiter'in gelişimiyle beraber hayatları değişecek. Hı-hı. Bir kısmınız evleneceksiniz, bir kısmınız hayatınıza inanılmaz güzel günlere doğru yol açacaksınız. Bir kısmınız terfi edeceksiniz ve bir kısmınız hayatınızda tahmin etmeyeceğiniz düzeyde güzel şeyleri yaşamaya başlayacaksınız. Ne zaman olacak? Eylül'de başlayacak. Ne zaman güçlenecek? Aralık'ta güçlenecek. Ne zaman kuvvetlenecek? 2014 Mart'ta kuvvetlenecek ve tüm 2014'ün içindeki dönemde Yengeç Burcu Satürn'den ve Neptün'den aldığı bu destekte hayatının en önemli dönemini yaşayacak. Neden? Şimdi bak, Jüpiter bir burca geliyor. Evet. Geçtiğimiz dönem bir kısım ikizler dediler ki ya Jüpiter ikizler burcuna geldi. Bir de çok desteklemedi. Tabii desteklemez. Tek başına çocuk ne yapsın yani? Evet. Düşünsene kamyonu tek bir adam itiyor. Evet. Gücü bir yere kadar getiriyor. Ama burada öyle değil. Evet, desteklerdi. Yengeçlerde Satürn denilen, hı-hı, o büyük öğretmen, karmik punishler yani cezaları veren ama burada karmik ödülleri veren Satürn, hı-hı, hayallerimizin ve ruhumuzun derinliklerindeki üst kolektif birinci temsil eder. Jung bunu söyler. Vajrayana astrolojisinde, hı-hı, aslında varoluşumuzun özündeki pozitif döngüleri temsil eden Neptün ve Jüpiter'in arasındaki döngülerle beraber yengeçler inanılmaz, hı-hı, bir dönemin eşiğindeler. Dans edin, eğlenin, halay çekin. Buyurun. Evet, ayın devamına bakalım. Merkür Terazi Burcu'na geçecek 9 Eylül'de ve 30 Eylül'e kadar Merkür Terazi Burcu'nda biraz daha aile iletişimleri artacak. Belki evlerinde misafir ağırlayacaklar, anne, tabii, babalarıyla ilişkileri biraz daha yoğunlaşacak, evleriyle ilgilenecekler bu süreç içerisinde. Mars, Satürn karesi var yine 9 Eylül'de etkili. O dönemde özellikle maddi konulara dikkat etmek gerekiyor. Çok riskli durumlarda bulunmamak gerekiyor. Özellikle spekülatif piyasalardan uzak durmak borsa, gerekiyor. Borsa, dikkat, evet, dolar, dikkat, altın, ani dikkat. Ani harcamalar olabilir. Yani çünkü ekonomi biraz garip. Yani tüm dünyada ekonomi garip. Orada bir sıkıntı var. Evet. 11 Eylül'de Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi yengeçler için artık aşk hayatlarını biraz daha tutkulu hale getirecek gibi görünüyor. Ve o Venüs Akrep'e, evet, geçtiğinde önümüzdeki dönemlerde Jüpiter'den trinler almaya başlayacak. Trin alacak, evet. Jüpiter'den trinler alıp da ne yapacak? Neptün'le Satürn'le belli bir noktaya gelince 11 Eylül civarında almış oldukları bir telefon Ekim'in 7'sinde aşka dönecek. Evet. Ekim'in 7'sinde başlayan bir flört aralığın sonunda ciddi bir evliliğe doğru, evet, gidecek. Bunlar hayatlarıyla ilgili güzel dönemlere sebebiyet veriyor. 19 Eylül'e geldi. Diğerlerine boş ver şimdi. Evet. 19 Eylül bizim için. 19 Eylül öncesi Venüs-Satürn kavuşumu var Akrep Burcu'nda. O da yine tabii ki ilişkilerle ilgili ciddiyeti arttıracak gibi görünüyor. Dolunay 19 Eylül'de ayın önemli bir olayı. 26 derece Balık Burcu'nda olacak. Etkili değil mi yengeç için gene? Tabii ki. Tabii ki yine yengeç için etkili bir dolunay.
dokuzuncu ev konuları, belki gelecekle ilgili planlar, felsefi yönler, projeler, iyi bir üniversiteyi kazanma, eğitim. Mesela bunlarda genç yengeçlerin bir kısmı iyi bir üniversiteyi kazanır, yurt dışına girer. Evet. Burs alır. Bir kısım yengeç burçları farklı bir şehre gider. Evet. Ev arkadaşları olur. Yurtta yaşamaya başlar. Aileden uzaklaşır. Hı-hı. Ve hayatlarına yeni bir döngü getirir. İşte bu 19 Eylül gezegen döngüsüyle beraber bir kısım yengeç burçları eğitim hayatlarında inanılmaz bir noktaya gelecek. Belli bir yaş üzerinde olanlar, yani 35 yaş üstü olanlar, hı-hı, ise yurt dışı seyahatler, yabancılarla ilişkiler, yani daha ziyade felsefi hayatı algılama şekli, işte medya, radyo, televizyon, hı-hı, belki biraz yazarlık, hı-hı, yazma, çizme, kişisel gelişim gibi alanlarda da gelişecekler. Yalnız orada bir Merkür'ün Jüpiter'de kare açısı var. Yurt dışına gidenler, transkriptlerine dikkat edin, evet, pasaportlarınıza dikkat edin, bazı belgeleri unutabilirsiniz. Şehirler arası gidenler, okul giriş belgelerinize, kimlik kartlarınıza dikkat etmeniz lazım. Çünkü orada sorun olabilir. Merkür'de, evet, Jüpiter'e kare var. Ne demek? Dikkatsizlik. Okula başlayacaksan, kaydını yenileyeceksin, kimlik kartın yok, TC kimliği bilmiyorsun, kaldın, Eskişehir'den İstanbul'a geri döndün gibi gibi etkiler. Evet, devam edelim. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçecek. 24 Ekim'e kadar artık Güneş Terazi Burcu'nda sonbaharda başlamış oluyor. Yengeçler için yine biraz daha evlerinde fazla zaman geçirecekleri bir dönem olabilir. Tabii. Dördüncü ev konuları öne çıkacak. Ay sonunda gökyüzünde akrep etkisi yoğun görünüyor. 28 Eylül'de Venüs-Mars karesi oluşacak. Venüs tarafından gene şansın. Mars, evet, tarafından, evet, biraz harcama artar. Harcamalar, belki ilişkilerde, belki eğlenceye, sosyal olaylara biraz, yani, fazla harcama olabilir. Sevgiliye verilen biraz, evet, pahalı bir hediye. Hediyeler olabilir. Akşam içilecek pahalı bir Fransız, hı-hı, şarabı, taksicinin kazıklaması sonucunda 1'e 3 olabilecek taksi parası gibi gibi olaylara sebebiyet veriyor. Evet, şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Bu dediklerimizin haricinde günler ve detayları öğrenebilmek için Bilincokulu Günlük Astroloji Haber Merkezi'nde Sayın Demet Baltacı'nın günlük burç yorumlarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili yengeç, sizi seviyoruz. Kabuklu varlık önemli bir dönemdesin. Bye. Hoşçakalın.